buradaki manaları bir din sohbeti ne denir ona, yıllardır alışılmış medrese usulü bir manadan ziyade, tabii ki içerisinde vardır ama manadan ziyade ben bunların bir hayat sohbeti, bir fıtrat sohbeti, açıkçası bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Birazdan beraber de göreceğiz. Ve bu konuştuğumuz manaların içeriği, ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyi konuşmuyoruz. Yani geldim, ya benim ne dinledik ya biz demeyeceksin. Neye ihtiyacın varsa, ama en fazla neye ihtiyacın varsa biz kendimizce nacizane onu konuşmaya gayret ediyoruz. Neden? Ben gencim, sen gençsin, hepimiz burada dinamik adamlarız, zamanımız belli, kısıtlı. Dışarı çıktı mı kafanın, alemin birden kayma ihtimali de yüksek. Buradan çıkıp muhtemelen başka alemlere akan bile vardır yani. Bizim çünkü zamanında çok, koronadan önce çok ciddi bir sirkülasyon vardı. Herkes geliyor yani. Tanıyamıyorsun ki, Antep'te suç oranı düşüyordu yani bizim sohbet günleri. Öyle bir topluluğa sen sohbet yapıyorsun, adam çıktı mı, değil mi? Şimdi genç adam, fıtrat her yere meyilli. O zaman ya sen bu adama öyle bir noktadan bahsetmelisin ki çok kilit olmalı. İşte bugün konuşacağımız noktada böyle. Kilit. İhtiyacımız olmayan bir şeyi konuşmayacağız. Lütfen bedenleriniz değil, zihinlerinizle ve inşallah gönlünüzle dinleyin. Çünkü bazen bizde çok iyi, gözümüzün içine bakarak uyuma diye bir şey var. Bak, çok iyi beceriyoruz biz yani bunu. Böyle gözümün içine bakıyorsun, ne? Uyanıyorsun mesela. Hatırlıyorsun değil mi bu halleri? Yani Bekir abi çok iyi becerdiğin için. Lisede hocamın gözünün içine bakarak gözü açıp uyuyanlar var yani. Bizim şimdi bizim kitle de öyle. Hep okulun arka sıraları burada yani. Şimdi ders dinlemeye de gelmişler. İşimiz de zor. Vakit de kısıtlı. Anlatmamız gereken şey de önemli. Ben bu kitleye bunu nasıl anlatacağım? Nasıl anlatacağım? Dinleyeceksiniz yani, bu kadar basit. Çok kısa ve net. Ama pişman olmayacaksınız. Burayı oturtursa bir insan, İslami diğer noktaları, hususları oturtmak çok kolay. Ama burayı oturtamazsan, diğer hususları oturtmak, velev ki çok iyi bilsen de, istersen en güzel, en dindar anne babanın çocuğu ol, oturtmak çok zor. Bugün konuşacağım konu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 12 yıl boyunca sahabesine anlattığı konu. Namazdan önce anlatılan bir ders. Ya abi, din İslam'ın yaşanması dedin mi namaz? Hayır abi. Bu İslami hakikatlerde Allah namazın ötesine bir şey koymuş. Allah namazın ötesine 12 yıl Efendimiz'e bunları anlattırmış. Orucun, cihat, değil mi? Bakın işte Doğu Türkistan'da kardeşim, hadi koşalım. Cihadın ötesinde bir şey var bu dinde, İslam'da. Zekat, tesettür. Bunlar ne kadar önemli değil mi? Ben bu manaları haşa kör etmek için, düz seviyesini, kalitesini düşürmek için söylemiyorum. Anlatacağım şeyin kalitesini anlayın. Hani seni annemden çok seviyorum desen, annemi yermek için değil ki. Yani anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sahabe bunu söylüyor. Anneyi babayı kötülemek için mi söylüyor? Resulullah'ın değerini yüceltmek için söylüyor. Konuşacağımız ders namazın ötesinde. Hesap et. Oruç, cihat, zekat. Hiçbiri yokken bu vardı. O kadar dersi de kaldırdık değil mi? Bir konuşuyormuşuz. Hayır, öyle olmayacak. Bugün bir kardeşim sordu, ne zaman, ne kadar okuyorsun bunu kitapları dedi. Bir hesap ettim, düzenli olarak 9 yıldır, belki 10'a yaklaştı, okuyorum. Ve şunu söyleyeyim, 10 yılın sonu insan bir şeyi devamlı yap sıkılır herhalde, ona alışır. Heyecanımın daha yeni, o ilk günkü nazardan daha da öteye geçmeye başladığını fark ettim. Çünkü konuştuğumuz, şu an gündeme alacağımız nokta benim bütün problemlerimi çözüyor. Bir insanın hayatında karşılaşacağı bir ne olabilir? Ne olabilir dünyada? Bakın, hepsini aşabilir, hepsini çözebilir. Hepsinin iç aleminde içinden çıkabilirsin. Neyle? Allah'la. Abi, Allah'la nasıl çıkılır? Biz bunları duyduk. Twitter'da, WhatsApp'ta, Instagram'da geziyor bu gönderiler. Değil mi? Yazıyla, güzel, kafiyeli sözle çözülecek bir şey değil bu. Bakın, bizim bu işi çözmemizin yolu Allah'ı Allah'ın esmalarıyla tanımak. Beyler, abiler, ne yazık ki bizim Cenab-ı Hak'la aramız bozuk. Ben namaz kılıyorum. Namaz kılsan da insanın secdelerde Allah'la arası bozuk olur mu? Olur. Bazen istemeye istemeye. Bazen Cenab-ı Hakk'a kıza kıza, haşa, ama kılınır. Bazen hiç kılınmak istemez. Yapmak istemiyorum ben, bu benim içimden gelmiyor dersin. Yapmak istemezsin. Gerek duymazsın. İhtiyacını hissetmezsin. Bak şimdi aleminize bakın, şöyle bakın kendi aleminize. Ya 5 dakika sonra 50 bin lira kazandıracak bir ticaretin temellerini atıyorsak şurada ve bunu da ispatlamış olsak, şu an 5 dakikanın anını kaçırmak istemez insan. Hatta bakın, o son bir dakikayı dinlemediniz, siz 40 kazandınız falan. Ya biz 40 kazandık dersin. 10 kağıt, 1 dakikayla 10 kağıt mı kaybedilir? 10 bin lira kaybettim. Üzülürsün. Allah deyince iştahlanamıyoruz, farkında mısınız? Şimdi kimse Allah'la arasının bozuk olduğunu kendine konduramıyor. Ama Allah deyince iştahlanamıyorum ben. Allah deyince koşmak istemiyorum. Namaz dediği zaman birisi zoruma gidiyor. Kılmak istemiyorum. Ben Allah'ın sevilmesi gereken bir zat olduğunu biliyorum. Böyle bir toplumda büyüdüm. Ama içimde engeller var. Bakın, bunu kimseye belli etmek zorunda değilsiniz. Bu kardeşiniz 10 yıldır bunlarla boğuşuyor kendi iç aleminde. Ve ben boğuşmayan insan görmediğim için bu dersleri yapıyorum. Kendi iç aleminize bakın sadece.
acaba böyle baksam, yan baksam, dikkatsiz dinlesem anlar mı demeyin. Veya medrese talebesi olmuş olabilirsin, bir hocanın çocuğu da olabilirsin. Ama bu senin Allah'la kuvvetli bağ kurduğunu ispatlamaz. Allah'a olan iştahımız zayıf. Neden? Çünkü Allah'ı tanımıyoruz. Bak şimdi, bir ticaret yapacağız. İnsan güvenmediği, tanımadığı birine parasını emanet eder mi? Eyvah abi, Hafsa'yı bize bırak, sen git abi hanımınla bir dolaş. Ya güvenmediğin, tanımadığın adama çocuğunu emanet eder misin? Değil mi? Çocuğunu verirken bile bakıyorsun, araştırıyorsun, kime vereceğim? Bir adam duyuyorsunuz, Ahmet daha geldi buraya. Abi adam bıçakçı. Derse geleni cilet sallıyor. Bu medreseden içeri girmek ister misin? Girmek istemez. Ama mecbursun diyelim, bir çalışansın, evine ekmek götürüyorsun değil mi? Var öyle zorba patronların yanında çalışan adamlar var. Onlar da mecburlar. Sever misin o patronu? İştahla yapar mısın o işi? Yapmazsın. İşte hayatımızda ibadetler bazen böyle oluyor. Kimimiz gitmek istemiyor, kimimiz dertlerini teslim etmek istemiyor, kimimiz Allah'a bir şeylerini vermek, emanet etmek istemiyor, kimimiz yapıyor olsa da, ben yapıyorum ya, gidip geliyorum secdelere, ama isteksiz, zoraki, sanki başında bir haşa, zalim diktatör var gibi. Niye yapıyorsun bu işi? Mecburum. Niye? Ölüm var. Bakın, ölüm var diye Allah'a secde edilir ama sırf ölüm var diye Allah'a secde edilmez. Bu ikisi çok farklı. Ölüm var diye Allah'a secde edilir. Allah çözümdür. Ama sırf öleceğiz diye Allah'a secde edilmez. Neden? Menfaatim var. Ben şimdi bu patrona gitmezsem ekmek götüremem. Mecburum bu adamın kahrını çekmeye. Allah, secde ettiğin zat, o eğildiğin zat, bugün dersini dinlemeye geldiğin zat, bakın nefislerinize sorun, bakın aleminize. Bugün dersini, onu tanımaya geldiğin zat, nasılsın? Ne duyuyorsun? Heyecanlanıyor musun? Düşünsene, yani evlilik arifesindesin, daha doğrusu arayıştasın. Şimdi beklesen birazdan beni, tamam mı? Ben sana ayarlayacağım, bulacağız, yapacağız. Aslan abim, canım abim, bir tanecik abim. Abim ne diyorsa doğru. Değil mi? Öyle olur. Çünkü oradaki o iştah verecek bir şey var bak artık elinde. Bakın dikkat edin. İnsanın Müslüman toplumda yüzleşmesi çok zor, biliyorum. Ama insanın Allah'a iştahı yok. Bakın temelinde söylüyorum. Defaatle tanımıyoruz. Secdelerden daha önemsemiş Allah kendisinin tanınmasını, biliyor musunuz? Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ı anlatan 1500 ayet var diyordum ben hep sohbetlerde. Onlar az kalıyormuş. Her ayetin sonunda görüyorum ben. Allah bir esmasından bahsediyor, kendisini tanıtıyor, kuluna zulmetmez diyor. İsim isim kendini anlatıyor. Namazdan bahseden 100 tane ayet var yok. Allah kendisinin bilinmesini ve tanınmasını namazın önüne geçiriyor. 12 yıl boyunca Allah Resulü ne anlattı sahabeye? Namaz yok, oruç yok, zekat yok, infak yok. Ne yapıyor bu insanlar? 12 yıl ne yapıyorlar? Biz nasıl bir zata inanıyoruz? Bakın var mı yok mu diye konuşmuyorum. Genelde bu tarz sohbetlerde Allah'ın varlığının ispatı yapılır. Bak ben ispat yapmıyorum. Ne denir ona? İşte kitap yazarsız olmaz. Bunu demiyorum. İspat yapmak da Allah'ın varlığını, Allah'ı Allah olarak tanıdığını göstermez. Alim olan, yaratıcı olan bir zatı tanımakla diğer esmaları, ya bu telefonu yapan biri var dedin. İlmi lazım, kudret lazım, irade lazım. Bu noktada mühendis potansiyelinde bir kabiliyet lazım, irade lazım, hayat lazım dedin. Tamam da bunu yaptın, bu telefonun yapıcısını bu isimlerden ispatladın. Diğer özelliklerini tanıyabilir misin telefondan? Bakın sırf Allah var dediğiniz zaman Allah'ı tanımış olmuyorsunuz. Nasıl biri Allah? Allah nasıl biri? Nasıl bir zat? İçimizde aşamadığımız problemler var, kızdığımız noktalar var. Mesela ticaretimiz kötü gidiyor. Allah senin mal mülk sahibi olmanı, zengin olmanı istemeyen biri mi? Sevdiğin kızdan ayrıldın. Allah senin mutlu olmanı, mesut olmanı, biriyle izdivaç etmeni, onunla muhabbet kurmanı istemeyen biri mi? Ya bakın bunları söylüyorum, bunlar hep içimizden geçenler ha. Ara ara. Yuvanda saadetin bozulduğu, Allah huzura ermeni istemeyen biri galiba. Herhalde öyle, baksana yaşananlara. Çocuklar ölüyor, insanlar öldürülüyor. Allah herhalde o masumları düşünmeyen biri. Bak sen düşünüyorsun, Allah düşünmüyor herhalde. Allah'a o kadar kötü düşünüyoruz ki, bakın bunlar Allah'la aramızı bozuyor. Tanımadığımız için kötü düşünüyoruz. Kötü düşündüğün zaman ne kapıdan girmek istersin? Kötü düşündüğün bir adamın olduğu bir yere. Hadi girdin, zorundasın. Çileyle o birlikteliği sürdürürsün. Namazlarımız nasıl? Sohbetler nasıl? Kendimi yokluyorum ha. Sen de kendini yokla. İştahın nasıl ya? İçeride bir yerlerde problem var. Bu din, hadi namaz kıl dini değil. Namazın öncesinde Allah'ı tanı dini. Allah Allah. Bakın hep diyoruz. Din imtihan. Dünyaya imtihana geldik. Değil mi? Neye geldik? İmtihana geldik. Güzel, doğru, Kur'an'ca sabit bu. Allah bizi imtihan edeceğini söylüyor. Bir şey soracağım ama. Sanayilisin, tuttular kolundan, önüne integral sorusuz koydular. Aa bak kardeşim, kaç yaşındasın sen? 10, 11 yaşındasın. Şimdi gittin, isim neydi? Arda. Gittin, üniversite düzeyinde önüne böyle sınav kağıdını koydular. Çözeceksin dediler. Niye? İmtihan. Yaparlar mı böyle bir şey Arda? Şu an muhtemelen kaça gidiyorsun?
6'ya gidiyorsun. 7'ye geçeceksin. 7. sınıf dersleri 8. Sonra lise. Lise dersleri bitecek, lise 4. Ondan sonra üniversite. Üniversite kadar eğitim aldıktan sonra seni o düzeyde imtihana sokarlar. Doğru mu? Hoca öğrettiğini sorar. Bir şey soracağım. Bu dünyada imtihan oluyorsunuz. Peki ne öğrendiniz? Neyin imtihanı oluyorsunuz? Hoca öğretmediğini sınavda sormuyor. Üniversitede. İtiraz ediyorum. Hocam bu gelecek konunun problemi. İtiraz etseniz, dekana verseniz, şey yapsanız kabul görür. Haşa Allah bir hoca kadar değil mi ya? Öğretmediğini mi soruyor? Bir şey soracağım. Allah sana ne öğretti imtihan ediyor? Bakın. Allah önce kendisini öğretiyor. Mesela sabredeceksin. Tamam. Hatta Rabbin hatırına sabredeceksin. Ayet. Ama Allah diyor ki önce beni bir tanı. Mesela gittin doktora. Doktor diyor ki sık dişini. Boşu boşuna mı sıkıyorum dişimi? Hayır, senin için faydalı bir iş yapacağım şimdi. Peki sen kimsin? Ben yılların eğitimini almış bir doktorum ve bu işi yaparken hikmetle yapıyorum. Bak doktoru tanıyorum şu an. Dikkat edin, tanımaya geçiyoruz artık yavaş yavaş. Ve bu işi senin için yapıyorum. Yani senin için faydalı, rahmetle yapıyorum. Boş yapmıyorum. Sık dişini diyorum ama dişini sıkarken orada sana bir mesaj var. Sen doktorun doktor olduğunu bildiğin için ameliyatın sancısına katlanabiliyorsun. Tanıdığın için katlanabiliyorsun. Fayda olduğunu görüyorsun. Allah sana sabretmeni istiyor ve diyor ki ben senin başına gelen sancılı işlerden zevk alıp zulmeden biri değilim. Nasıl birisin ya Rabbi? Hikmetle, rahmetle bu ameliyatı yapıyorum. Bak şimdi başıma bunlar geldi, sıkıntılar geldi. Kim yapıyor bunu? Nasıl biri yapıyor bunu? Bilmediğin zaman nasıl geçiyor o olay? Dehşet, vahşet ve zulüm. Hatta daha tanıtmadan. Şu an abi benim şeytanım bildiğin gibi değil. Benle çok uğraşıyor. Acayip. Dünya bana çok cazip geliyor. Ben kendi nefsimi oradan çekemiyorum. Çok güzel. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Zevk vermeyi bilmeyen, zevk yaratmayan ve lezzet almanı istemeyen bir Allah'a mı inanıyorsun? Neden öyle dedin abi? Neden öyle dedin kardeş? Çünkü o zevkler için Allah'ı unutuyorsun. Unutmayı istiyorsun şu an. Demek ki senin inandığın zat o zevkleri veremez. Dünya verebilir ama senin inandığın zat veremez. Demek ki sen zevk veremeyen birine inanıyorsun ki Allah'a onları tercih etmek daha güzel geliyor. O zevklerin Rabbi kim? Damağındaki lezzetin oluşabilmesi için gereken ilim ve teknoloji, potansiyel beşerde mevcut. Kim dokudu etin içine bunu? Lezzet almanı sağlayan kim? Haz almanı sağlayan kim? Hoşlandığın bir karşı cinsi hoşlanacağın şekilde tasarlayan kim? İçinde ona iştah duyduğun hisleri koyan kim? Yahu sen lezzet almayı bilmeyen bir ilaha inanıp zevkler için onu unutmayı tercih ederken aslında gittiğin her şeydeki bütün tasarım ona ait. Sen başına gelen işlerdeki olaylara bakarken bu bir vahşet ve zulüm diye değerlendirirken bir doktor kadar tanısaydın özelliklerini herhalde bu olayın bir ameliyat var. Resulullah nasıl dişini sıkmış anlıyor musun? Veya nasıl sabredebilmiş? Yapan kim? Nasıl biri? Şimdi şöyle toparlayayım. Bizim içinden çıkamadığımız durumlar var hayatta. Ve bir şekilde Allah'a gitmemizi engelleyen şeyler var. Bütün bunların sebebi ve özü Allah'ı tanımamak. Allah'a inanmamak değil. Bak bir yaratıcı var işte. Var abi bu kameranın arkasında bir potansiyel var. İnsanın potansiyelini hiçbir beşer yetmez. Tabiat yapamaz, atom yapamaz, evren yapamaz. Ben yapamıyorsam kim yapar? Bir Allah yapar. Bakın böyle ispatladığın zaman Allah'ı tanımadın. El-Halik olan bir zatı tanıdın. Halik, yaratıcı. Bir ismini öğrendin Allah'ın. Bir ismi. Nasıl biri o El-Halik? Başka ne özellikleri var, isimleri var? Bakalım. Mesela biriniz bana deyin ki, abi ben şu noktada çok zorlanıyorum. Allah'la arama giriyor bu iş. Ben umumun sesi olduğum için aklıma geldi şimdi, onu söyleyeyim. Mesela Arda'nın başına bir iş geldi. Arda'nın canı yandı. Bunu yaratan Halik bütün sistemi, Arda'yı, bütün şeyi elinde tutan zat izin verdi buna. Ve Arda'nın babası, annesi üzüldü. Soru şu, o anda da kızdı. Dedi ya Rab, bula bula benim çocuğumu mu buldu? Bak geldi şimdi ameliyat ama doktoru tanımıyorsun, nerede olduğunu bilmiyorsun, yapan eli görmüyorsun ve olayı şöyle değerlendiriyorsun. Bir vahşet bu. Çünkü küçücük çocuğun başına bir şey geldi. Kim yaptı? Kim yaptı? Allah. Nasıl biri? Namazın ötesinde doldurulması gereken boşluğu görüyor musun? Nasıl biri yaptı bunu? Nasıl biri yaptı bunu? Bakın işte ne kadar tanıdığım burada çıkıyor. Nasıl biri yaptı? Nasıl biri izin verdi buna? Yakup nasıl biri izin verdi buna? Onun iyiliğini düşünen biri dedi Yakup. Ben katılmakla beraber katılmıyorum. Ezber öğretilen insanın imanı olamaz. Ben Arda'yı yeni tanıdım. Arda'yı görsem ben üzülürüm. Yeni tanıdım ha. O vaziyette görsem hasta kan revan üzülürüm. İçim acır. Elimden gelse de bir şey yapmak için yaparım. İnsanlık bunu gerektirir. Peki Ahmet, senin içindeki bu ilgi, alaka, bu şefkat kimin?
kim taktı bunu buraya? Yani birisi senin şefkat etmeni izin veriyor. Şefkat edebilmeni sağladı. Bakın bir yakınımız vardı. Çocuğu doğdu, işte tıpta belli bir ismi var tabii bu hastalığın. Çocuğuna şefkat edemedi doğduktan sonra ve çocuğunu emzirmek istemedi, biliyor musunuz? Belli bir hormon eksikliği dediler. Çocuğunu emzirmek istemedi. İşte bir hormon eksikliği veya bir hissiyat eksikliği. Bugün içindeki birkaç hissiyat eksik olsa çocuğunun ölmesine üzülemezdin. Çocuğunun canının yanmasına üzülemezdin. Onu düşünüp rızık kazanmak isteyemezdin. Bugün hanımını kıskanamazdın. His. Benim içime bu donanımı kim koydu? Bana bunu dağıttı. Mehmet abiye de dağıttı. Affedersiniz, hayvanlara kadar dağıtmış şefkati. Timsah bile yavrusunu acıyor. O bu kadar dağıttı ama benden daha şefkatsiz. Bütün yeryüzüne saçmış, önüne gelen herkese vermiş ama kendisinde yok. Hepimizden az var. Gelene de vermeye devam ediyor, gidenlere de vermiş, göndermiş. Hepimizden daha fakir ama. İlginç. Bunu yapan, bütün insanlığın şefkat etmesini sağlayan biri. Bütün hayvanların, hayvan deyince aklınıza tavşan da gelmesin, timsah, pirana yavrusuna şefkat etmeyi sağlayan biri. Onun başına bunun gelmesine müsaade ettiyse, benim acıyabilmeme müsaade eden ona benden daha fazla acımak zorunda. Hep diyoruz ya, güneşin ışığının yansıdığı yerlerdeki enerjiyi ölçtük, dağa gittik ölçtük, buraya gittik ölçtük, kutuplara gittik ölçtük. Bütün enerjiyi hesapladık, kağıda yazdık. Güneşin ne kadar enerji verdiğini hesaplayabilir miyiz yine? Anlar mıyız güneşi? Güneşten çıkanı ölçtük. Güneşi anlayamadık. Allah'ın dağıttığını ölçsek, Allah'ın kaynağın şefkatini anlayamayız. Nasıl oluyor Arda'nın babası Allah'tan daha fazla şefkat eder? Olayın içinde anlamadığımız şeyler var değerlendirirken. Bakın bu ders önemli. Bu ders belki de hayatının en derin problemlerini çözebilecek bir ders. Başlığım ne? Allah'ı tanımak. Mesela bir şey soracağım. İnsanın iştahı azalıyor değil mi böyle? Abi bir şey beni çekiyor. Ben şu an gözünüzde okuyabiliyorum. Dikkatli dinleyenler de var. Ama bir şey beni çekiyor ya. İlgim odağım kayıyor alemimde. İlgim, alakam, şevkim, iştahım Allah'ı anlatırken, Allah'ı dinlerken iştahım kabarmıyor. Soracağım şimdi o zaman. Allah zevk vermeyi isteyen biri midir? Başını sallama, ezber konuşma. Haşa, dinimiz böyle değil mi? Ben ezberci bir toplumda büyüyorum ama ezberci inanmıyorum. Lütfen kendinize bakın. Hoşlandığınız şeylere bakın. Ve zevk almak istediğiniz esrarı da katın. Alkolü de katın. Kim bunların başka bir ilahı mı var? Bak haram haramdır, ben ona bir şey demem. Haram. Yasak olması Allah'ın yarattığı gerçeğini değiştirmez. Başka biri yapmadı bunu. İkinci bir zat yok. Esrarın, ortamın, karşı cinsi. İlahı kim? Kardeşim senin tasarımın kime ait? Şöyle bir tasarladı, simayı taktı. Ete bir bak gülüş yerleştirmiş. Güzellik, saçları böyle tek tek dikmiş. Uğraşmış yani. Senin isim neydi? Hüseyin. Hüseyin. Yoldan gidiyorsun, Ayşe de seni gördü. Hüseyin'e vuruldu. Ayşe neyi sevdi Hüseyin? Hüseyin'i sevdi ya. Hüseyin'in tasarımına vuruldu ya. Bakıyorum telefonu görüyorum. Abi nasıl bir teknoloji diyorum. Ya ben bunu överken telefonun metaline vurulmuyorum değil mi? Apple al abi. İş senin yani, teknoloji babası sensin. Pir sensin. Yapana gidiyorum ya. Ve ne yapacak diye ona bakıyorum. Hadi bakalım yeni bir şey üret demiyorum metale. Abi bu beni ona götürüyor. Ben de sana bakıyorum. Beşer üstü bir teknoloji. Elon Musk'ın serveti yetmez. Bir sisteme bir bebeğe. Abi Ayşe geliyor. Beşer üstü bir teknolojinin üretimine vuruluyor. Kimi seviyor? Abi nasıl dokunmuş diyor ya. Nasıl tasarlamış diyor ya. Peki Ayşe aşık olurken Hüseyin'e nasıl aşık oluyor? Hissiz böyle kodaman, böyle yüzü böz asık biri. İçinde duygumu görmüş, sevebilir mi? Yok. Ölü sever mi? Yok. Ruh yok sever mi? Yok. Can yok. İçinde aşık olmayı, hissetmeyi, iştahlanmayı da koymuş. Hani yemeği koymuş, tat almayı koymuş. Hararet var, su var. Karşılığı var, ses var, kulak var. Cins var, karşı cins. Bir de içinde iştah diye bir his var. Olmasaydı bütün sistem çöktü. Çöktü. Abi hissi de koymuş. Bakın Allah'tan daha fazla lezzet vermeyi kimse isteyemez. Allah lezzet vermede en iyidir. Şu an gördüğünüz bütün lezzetler, zevkler, tasarım, iştahlandığınız bütün hazlar o hazineden çıkıyor. Gömlek yapmaya benzemez bu. İnsan dokuyorsun. Beşerin eli yetmez. Allah haz verenlerin en büyüğüdür. Ben de şöyle haz verdim bak. Mehmet abi hissetti şimdi. Mehmet abi ne yapıyorsun? Yapma. Mehmet abi hissetti ama bir dakika. Mehmet abinin hissetmesi yine bu varlık. Mehmet abinin varlığı her bir noktasına dokunmuş hissedebilme özelliği. Beşer demire bunu yükleyemiyor. Ete bunu yükleyemiyor. Ama bak hissetmeni sağlıyor. Şu an bu hissi yapan benim de onun da donanımını dokuyan hissettirmemizi sağlıyor. Mekanizmayı o üretmiş. Allah bütün hissettirmelerin sahibidir.
Şimdi sen sırf zevk için Allah'tan kaçıyordun, hatırladın mı? Hatırlıyor musun? Sırf dışarıda zevk var diye Allah'ı unutmak istiyorsun şu an. Sırf nefsin iştahlanmıyor Allah'a. Nasıl bir zat? Lezzet çünkü haram kılmış. Lezzet vermek istemez, keyif vermek istemez, haz istemez. Ya bütün bunlar kimden çıkıyor ya? Allah el-Latif'dir. Bütün insanın en ince ayrıntısına kadar girip haz dokur. Neden anlatıyorum bunu? Nefsim kaçmana gerek yok. Kaçtığın bütün hazlar onun tezgahından çıkıyor. İnat etmene gerek yok. O dokuyor. Ama abi haram kılmış. Aferin lan. Acayip yakalıyorsun. Ama haram, değil mi? Bu kadar lezzet vermeyi isteyen, sence bunu almamanı mı ister? Eğer imkan varsa sonsuz almanı. Bakın tanırsan anlarsın. Tanırsan yorumlarsın. Herifin biri bas bas bağırıyor. Mehmet Güllü. Otur lan diyor, yat lan diyor, kalk lan diyor. Aç bırakıyor, susuz bırakıyor. Sen kimsin dersin ya? Sen kimsin bana bunu yaptırıyorsun, değil mi? Çünkü dikkat et, bütün konumu, özeti tanımıyorsun. Ama tanıdın, o bir sat komando eğitmeni. Aç kal diyor, aç bırakıyor. Gece 2 saat uyuyorsun, gece kaldırıyor. Üzerine bir de su sıkıyor buz gibi soğukta. Sonra üzerine bot yüklüyor 6 kişilik tim. Dağa çıkarıyor, dilini sündürüyor. Bir de aşağı götürüyor, tam böyle dinleneceksin. Bu sefer elini bağlıyor, suya atıyor. Zalimlik bu! Bu dersin. Yoksa bu milletin, vatanın namusu, şerefi, dini, izzeti için bu askerlerin yetişmesi lazım. Öyle en ufak dokunuşta pes eden askerler bu vatanın namusunu koruyamaz. O zaman sat komandosu olmak için can atan adamlar var. Benim bunu olmam lazım mı dersin? Çanakkale'de olmasa birbirini öldürmüş, biri babanı öldürmüş. Değil mi? Vahşet ya. Ama Çanakkale'de öldürüyorlar. Kahramanlık destanı ya. Olayı, yapanı, ne için olduğunu tanıdığında bakışın değişiyor. İşte olayları kötü değerlendiriyorsun ya. Yapanı tanımadığımız zaman. Hani Allah'a kaçmak, şu an sıkılıyoruz mesela. Of ya. Öf ya, Allah'tan bahsediyoruz. Bütün özgürlüğümüz kısıtlandı. Öyle mi? Özgür olmanızı Allah'tan daha fazla kimse isteyemez. Çünkü bütün özgürlük arzuları onun tezgahından çıkmıştır. Boş boş. Kafana göre takıl. Neydi isim? Mehmet. Kafana göre takıl. Zevk al. Allah'tan daha fazla kimse isteyemez bunu. Ama abi ibadetler var, namazlar var. Onlar aradığın kıvamda bul diye var. Şimdi oraya da biraz dokunacağım, bitireceğim. Şöyle bir hadis geldiği için söyleyeceğim bakalım. Hadis-i Kutsi. Kul diyor cennette karşılaştığı tabloyu görür. Hayretinden secde eder. Der ki ya bu nasıl güzellik. Secde ettiği anda Cenab-ı Hak cevap verir. Der ki kalk. Burası secde yeri değil, ibadet. Yürü. Az önce dedik. Lezzet vermeyi isteyemiyor ama haram kılıyor. Allah ebedi haz almanı istediği için bunlara sana perhiz yaptırandır. Gidiyorsun hastanede yoğun bakımda. Doktor diyor ki et yemeyeceksin. Ameliyattan çıktın, zarar. Kola içmeyeceksin, şunu yapmayacaksın. Der misin bu doktor benim lezzet almamı istemiyor herhalde. Yoksa hayır, kısıtlıyor ama aslında iyileşip daha fazla bu lezzetleri almam için yapıyor. Tanırsan olayın şekli değişir. Tanırsan yat diyene yatarsın. Elini bağlasalar, suya atlasalar atlarsın. Vatan için dersin, namus için dersin. Yapanı tanırsan gıkın çıkmaz, olaydaki zalimlik de kalkar. Çocuğuna biri bir fiske vursa kan dökersin. Ama hastalansa ameliyat olacak deseler para verir. Arabanı ucuz 100 bin lira ameliyat. Satar mısın arabayı? Satarsın. Niye 100 bin lira veriyorsun çocuğunun canını yakmak için? Gattar mısın? Şefkatimden yaparım. Bakın olayların şekli... Yapanı, niye yaptığını anlamakla değişir. Biz olayları neden kötü değerlendiriyoruz? Başa döndük, yapanı tanımıyoruz. Neden Allah'tan kaçmak istiyoruz? Abi dünya çok zevkli. Zevkin kaynağı kim? Nefsimizi niye ikna edemiyoruz? Çünkü nefsimizi Allah'a tanıtmadık. Neden olaylara şikayet edip isyan ediyoruz? Çünkü ameliyatı yapan doktorun değil, bir eşkıya olduğunu düşünüyoruz. Bakın namazdan öte bir konu konuşuyoruz. Önce Allah'ı bileceğiz. Bir anne düşünün. Sen annesin. Anne değil, babasın. Sen babasın. Babalarımız, çocuklarımız, eşimiz. Bunlar bizim için kıymetli değil mi? Sümeyra annemiz görüyor ki kocası orada yatıyor, şehit olmuş. Diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama Resulullah nerede? Çünkü haber almış, Resulullah'a da bir şey olmuş. Sen böyle diyorsun ama bak baban da burada şehit diyorlar. Babasına bakıyor, babası da ölmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ama Resulullah nerede? Niye? Çünkü bu zaten kurtuldu. Şu an şehadetin Resulullah'tan ne olduğunu, öldürenin kim olduğunu, öldürdüğü zaman kendi uğrunda neler yapabileceğini öğrenmiş. Ama şöyle bir durum var. Resulullah'a bir şey olması dünyada insanların bunu öğrenmesine mani. Onlar öğrendi. Benim kocam öğrendi bunu zaten. Bu aşkla geldi buraya. Dedi ki ben Allah için ölürsem Allah, bak bir isim daha tanıyoruz. Allah benim fedakarlıklarımın altında kalmayandır. Şimdi geldi buraya. Bekir abi dedi. Aslan kardeşim dedi. Al dedi, herkesin önünde bir hediye çıkardı verdi. Ulan dedim. Lan niye yaptın Bekir abi? Mahcup olduk. En zor anımda tam düştüm. Orada da geldi. Bekir abiyi ben artık unutmam. Yazarım. Dedim ki ben bu adama bir şey yapmalıyım ya. Altında kalmak istemem. Beşer olarak ha. Allah bütün altta kalmak istememelerin de Rabbi olduğundan, hissiyatın Rabbi olduğundan sen onun için öleceksin, seni zayi edecek. Bakın Allah şekurdur. Bir tohum ekersin 1000 tane meyve verir. Bire 1000. Sınırlı dünya hayatında ibadet edersin, sonsuz cennet.
şekurdur. Altta kalmaz Allah. Bir fedakarlık edin, altında kalmaz. Son kalacak zat Allah'tır haşa. Kalmaz. Bakın tanımak lazım diyoruz. Diyor ki benim kocam canını verdiğine göre kime verdi? Allah'a verdiğine göre bu canın ötesinde bir şeyi benim kocam aldı zaten. Bitti. Benim babam o da aldı. 3 tane de çocuğunu şehit veriyor o gün. 3 çocuk, 3 oğul. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama Resulullah nerede? Şimdi bunu bu an etkilenin, sonra da bu kapıdan çıkıp unutun diye anlatmıyorum. Şunun için anlatıyorum. Onlar bu olayı nasıl böyle karşıladılar? Çünkü yapanı tanıyorlardı. Ben niye bu olayları çirkin görüyorum? Çünkü kimin yaptığını tanımıyoruz da. Hem de tanımadığımız zatı o olayla da sinirlenip bir de ona secde etmeye çalışıyoruz. Çocuğumuza da diyoruz ki namaz kıl. Çocuk sevmiyor abi Allah'ı. Tanımıyor ki nasıl sevsin? Çok zor değil mi bu toplumda bununla yüzleşmek? Tanımıyor ki abi nasıl sevsin ya? Sen beni tanımadan paranı malını verir misin? Çocuğunu verir misin? Adam niye canını versin? Niye ömrünü versin? Niye zevkini versin? Ben öyle birine zevklerimi verdim ki benim zevk almamı dünyadaki herkesten daha fazla isteyendir. Ben öyle birine gençliğimi verdim ki benim verdiğimin altında kalmak ona muhaldir. Herkes altta kalır o kalmaz. Ben ona bir veririm o bana bin verir. Ben zevk istemiyorum. Ebedi zevk istiyorum. İşte bunun tek anahtarı da Allah'tır. Bakın tanımak. Şimdi bir yer okuyayım yavaş yavaş. Bitirelim. Hiç mümkün müdür ki en edna, basit, küçük bir haceti, ihtiyacı en edna bir mahluktan görüp kemali şefkatle, yüksek bir şefkatle en küçük mahlukun ihtiyacını görüp yüksek bir şefkatle ummadığı yerden isaf eden, yardım eden ve gizli bir sesi en gizli mahlukundan işitip imdad eden en gizli, en küçük bir solucan ya, bir solucan gördün. En basit dediğim bir mahlukun karnında bir his var. Ne? Acıktı. Onun karnındaki acıkma hissini duyup, onun ihtiyacını bilip, hani sen diyorsun ya benim şu mahalleye uğramam lazım, orada bir teyzemiz var, durumu kötü. Nasıl şefkat ediyorsun değil mi? O teyzeyi hatırlıyorsun. Allah teyzeyi, seni, beni değil, bak nasıl tutuyor hücre hücre. Solucanı, o bakteriyi, pis dediğin o fareyi unutmuyor. Belgeseli izliyorsun, ceylana üzülüyorsun ama Allah yılana da, o ceylanı avlayan sırtlana da şefkat edebiliyor. Sen edemezsin, ben edemem ama Allah eder. Bir teyze dağın başında unutulsa, bir mahallede unutulsa belki orada açlığından Allah korusun vefat ediyor. Bir solucan dağın başında unutuluyor mu? Gidiyor bak rızkı. Düşünülüyor. Onun o açlık hissini duyacak ama senin içindeki sevgili, çocuklarınla, ailenle, eşinle ebedi olma arzusunu duymayacak. Senin içindeki haz alma ama bitmesin ya Rab. Bu lezzeti aldım, bitti sıkıldım. Ben bu lezzetin bitmesini istemiyordum ya Rab. Bir hissini duymayacak. Hem kendi koyacak oraya hem de bilmeyecek. En basit mahlukun en basit ihtiyacını bilecek. Senin en büyük ne? Senin en büyük ihtiyacın ebed çığlığını içeride işitmeyecek. Abi Allah'tan niye kaçarız? İşitecek, verecek. İşitip imdad eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdin, en sevgili mahlukundan en büyük hacetini görüp bilmesin, bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Bir solucanı duysun ama haşa ve kella Resulullah'ı duymasın. Var mı imkan? Sen ne istiyorsun? Abi ben zenginlik, güç istiyorum. Bilmiyor mu Allah bunu? Kim donattı bu makineyi böyle? Böyle istemeni sağlayan kim? O böceğin karnını işitecek ama senin içindeki o arzuyu işitmeyecek. Bakın Allah'ı tanıyan derdi ki artık ben ebedi güç istiyorum. Bunu da verecek bir tane zat tanıyorum. Ben zevk için Allah'a koşarım. Güç için Allah'a koşarım. Haz için Allah'a koşarım. Ben yaptıkları, ortaya koydukları, sırf deneme amaçlı koyduklarına bile bu kadar müptelayım. Ama ben ötesini istiyorum. Ötesini verecek başka zat da tanımıyorum. Ya Rabbi ben sana secde ederim ya. Güç de sen sende. Allah'ım şu Firavun'a ne kadar verdin? Mısır verdim diyor değil mi? Hal diliyle. En sevmediği şey Allah'ın şirk. Bunu affetmiyor. Bunu yapan adama Mısır vermiş. Ya haşa Allah yani haşa zalim bile bunu yapmaz. Zalim en karşı gelene her şeyinin daha ötesini vermez ki. Haşa ne yaptığını bilmeyen bir zat haşa. Ama kainat bunu inkar ediyor. Her şey bilinçli idare ediliyor. Her şey nizamlı. Bir askeriyeden daha sistemli çalışıyor. Bilinçle çalışıyor. Şuursuz birinin işi olamaz. O zaman ikinci ihtimal Allah Mısır'dan ötesini kendisine boyun eğine verecek. Ama vermiyor bir şey. Demek ki burada dağıtım yeri burada değil o zaman. Nereden anlıyorsun? Resulullah'a bakıyorum. Allah'a kimse ondan daha yakın olamaz. Ama dünyada en az onun elinde. O zaman ya Rabbi Firavun'a bunu verdin. Resulullah'a niye vermedin? Şefkatsiz misin? Çocuğuma şefkat de oradan geliyor. Bana verilene bakıyorum. Kimse babasının hayrına adamı al hadi eline 5000 lira vermez. 5000 lirayla alamayacağım bunca cihaz. Allah'ım saçıyorsun. Vermeyi mi sevmiyorsun? Yok gayet de dağıtıyor. Kendisine karşı gelip ilahlık taslayana Mısır veriyor. Mısır'ın içinde kadınlar, şöhretler, güçler, paralar, altınlar, bakırlar var. Allah'ım ben sana itaat ediyorum. Vermeyi seviyorsun. İyiliğin altında kalmayı sevmiyorsun. Tanıyoruz. Bu dünyada da vermedin ama.
Ulan ahiret zorunlu olmaya başladı Allah'ı tanıdıkça. Zaten Bediüzzaman'ın bir lafı var. Madem Allah var o zaman ahiret vardır diyor. Allah'ı tanırsan ahireti görürsün. Bir filme gitmiştik. Yarıda kestiler. Tak diye. Film bitti yani. Bir baktım kötü adam. İşte Avengers. Kötü adam. Elinde bütün dünyayı şık etti. Öldürdü. Film bitti. Ya dedim burada film bitmez. İkincisi var yani. Korkmadım hiç. Yönetmeni tanımıyorum bile. Ama dedim burada bu kadar masraf. Yok abi bitmez dedim. Harbi biliyorsun işte ikincisi çıktı. Allah'ı tanısaydın filmin burada bitmeyeceğini bilirdin. Görmediğin bir yönetmen kadar tanısaydın Allah'ı, bu sıkıntıların da böyle bitmeyeceğini bilirdin. Verilmeyenin sana verileceğini bilirdin. Zevk isteyince karşılığının nasıl olacağını bilirdin. Zevk için Allah'ı satmazdın, gerek olmadığını bilirdin. Çünkü zevk vermeyi kimse Allah'tan daha iyi bilemez. Senin bütün kurduğun ortamlardaki tasarım bu beyinde şekilleniyorsa, bu beyin onun sistemi. O da okuyor bunu. Hiçbir telefon Steve Jobs'ı teknolojide geçemez herhalde. Yani zevk için Allah'tan kaçılmaz ama tanırsan. Musibette Allah'a şikayet edilmez ama tanırsan. Dünyada yaptığının Allah için karşılığını alamadığın zaman Allah'a kızılmaz ama tanırsan. Ölünce aslında insan yerle bir olmaz ama tanırsan. Sen tek çözüm var, yarattıkları için ondan kaçıyorsun. Çünkü tanımıyorsun. Hemfikir miyiz burada? Şimdi bak çok uzun çeker buradayız ama herkesin bir tahammül sınırı var sanırım. Anlayın ki bizim en önemli işimiz önce Allah'ı isim isim tanımak. Nasıl bir zat? Burayı çözersek hayattaki diğer bütün problemler çözülür. Kimse yarım kalmaz. Sen zevksiz kalmazsın. Ayrılamazsın. Annenin öleceğini üzülüyor musun? Ben de. 9 yıl boyunca babam ölürse ne yaparım sorusunun cevabını aradım. Sonra anladım ki Allah öldürdükten sonra bunu vermeye tek kadir olanmış. Aslında sonsuzluğu öldürerek veriyormuş. Yani babamla ayrılamamanın tek çözümü ölmekmiş. Ama tanırsın. Yoksa tek çözüme kızarsın. Evet. Allah rızası için El Fatiha.